piyasalar borç tavanı riskiyle biraz çalkalanıyor ama hayatta devam ediyor. Bugün portföyümün önemli parçası olan Nvidia'nın bilançosu geliyor. Amerika borsalarına kapanış sonrasında Türkiye saatiyle 11 sonrasından bahsediyorum. Ve zor bir bilanço bekliyor bizi biraz çünkü Nvidia inanılmaz değer kazandı. Yılbaşından beri %100'ün üzerine prim yaptı. S&P 500 ve Nasdaq'ın en hızlı yükselen hisse senede oldu. Neredeyse 2021'deki çılgın piyasaya yakın bir fiyata geri geldi. Peki ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Ben Nvidia'nın teknolojisine hayranım. Şirketi çok çok beğeniyorum. Yapay zeka, oyun, metaverse, otonom arabalar, bütün bunlar içerisinde çok önemli bir yeri var. Ve geleceğini şirketin gerçekten pırıl pırıl görüyorum. Zaten 4 Mart'taki şu videomda kulüp üyelerine anlatmıştım Nvidia'ya ne kadar beğendiğimi ve uzun vadeli yatırımlarımız arasında mutlaka bulunması gerekir demiştim. Ama hisse çok hızlı büyüdü. Ben o videoda Nvidia'yı överken hisse senedinin değeri 238 dolarlar civarındaydı. Şu anda 300'lerin üzerinde bir fiyatla karşı karşıyayız. Bu da biraz rasyoları bozdu. Ben daha adım adım bir gelişim bekliyordum. Ama bu yapay zeka hype'ı diyoruz buna heyecanı Nvidia'ya aldı götürdü. Peki bugün Nvidia hala yatırım yapmaya değer bir hisse senedi mi değil mi? onu tartışacağız. Ben az önce işaretlediğim videoyu mutlaka izleyin. Normalde o kulüp üyelerine özel ama o linke basarsanız o link üzerinden videoya ulaşma ve izleme şansınız var. Oradan Nvidia'nın teknolojisini bir anlayın, sonra gelin burada beraber finansallara bakalım. Çünkü konu bu iyi bir şirket mi, kötü bir şirket mi değil. Çok uzun vadeli bakıyorsanız yatırıma şirketin getireceği bilançonun kısa vadeli sonuçları etkileri çok kritik değil ama biz bugün biraz detaylı finansallara ve değerlemeye dalacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Nvidia'nın detaylarına dalmadan önce sizi Nasdaq yatırımcısı nasıl olunur konulu eğitimime davet etmek istiyorum. 9. tekrarını yapıyoruz. Nasdaq şirketleri biraz farklı şirketler. Bunlar büyüme şirketleri. Değerleme modelleri farklı, izleme yönteminiz farklı. Tamamen başka bir yatırımcılık alanından bahsediyoruz. Bununla ilgili bir eğitimim var. Yakın zamanda 9. tekrarını yapacağız. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Mutlaka beklerim. Bütün borsaya bakış açınız değişecek ve günlük fiyat kazanç oranı yüksek hocam bunun gibi tartışmalardan kurtulup dünyaya başka bir gözle bakmayı öğreneceksiniz. Mutlaka bekliyorum dediğim gibi linki yukarıda ve aşağıda. Şimdi gelin Nvidia'yı biraz detaylı değerlendirelim. Bu değerlendirmede Seeking Alpha platformuna ayarlanacağız. Ben hemen hemen her işimi onun üzerine yapıyorum diyebilirim. Nedir Nvidia'da durumlar? Nvidia'nın şu anda hisse fiyatı 306 dolar. Ben 4 Mart'taki videoda tavsiye ettiğimde 238 dolardı. Yatırımcılar epey bir para kazandılar bundan. Ama ben uzun vadede buraya geri geliriz diye düşünüyordum. Sandığımdan çok hızlı şekilde geri geldi. Bakın burada 5 yıllık grafiğe gördüğümüzde 2022'deki zirveye orlarda 320 dolarları görmüştük. Çok çok yakın bir yerdeyiz. Bakın 5 yıllık grafiğe baktığımızda %395 getirmiş. O ayrı ama daha önemli olan 2021'deki zirvesine. Kasım 2021'de zirveleri görmüştük teknoloji hisselerine. Çok yakın bir yerdeyiz. O dönemde 320 dolarlar civarında fiyat vardı. Şu anda 306 dolar ve o günlerle bugünler farklı günler açıkçası. O günlerde dünyada büyük imsallik vardı. Para boldu. Rusya Ukrayna savaşı yoktu. Amerika'nın resesyondan bahsedilmiyordu. Amerika'da bankalar batmamıştı. Çin Tayvan meseleleri konuşulmuyordu. Yani tamamen başka bir dünyadayken ki fiyata yaklaşmış durumdayız. Ve müthiş bir V düzeltmesi yaptı hisse. Yılbaşından bu yana baktığımızda hissenin %114 kazandığını görüyoruz. Bir yıllık performansına baktığımızda %81'lik kazanç var. Yani şu ana kadar yatırım yapanlar gerçekten mutlular. Ben Nvidia'nın çok uzun süredir yatırımcısıyım. Ama beni yakından takip edenler mutlaka biliyorlar. Hem Twitter'da, Twitter'ı henüz izlemiyorsanız mutlaka Twitter'da takip edin. Çünkü orada çok anlık bilgi paylaşıyorum. YouTube'da bu mümkün değil. Linki yukarıda. Ama hem Twitter'da hem YouTube'da bahsettim yavaş yavaş Nvidia satıyorum diye. Çünkü açıkçası şu son 5 günde yaşananları öngörmüştüm. Bakın o günden beri ise 316 dolardan 307-308 varlığı da indi. Birinci öngördüğüm şey Nvidia bence fiyat olarak kısa vade için en azından şişmiş durumda. Bunu bir miktar düzeltme yiyeceğini düşünüyordum. İkinci düşündüğüm konu Nvidia gibi hisseler çok ileri gittiler. Oysa arkada aslında bir sürü başka yapay zeka hissesi var. Başka teknoloji hissesi var. Onlar bu ralliye katılamadılar. Paranın bir bölümünü oraya kayacağını düşünüyordum. Bir de biliyorsunuz borç tabanı meselesinden hep çekiniyordum. Dün zaten etkilerini gördük. Ama bu akşam gelecek bilançoya nasıl girmeliyiz? Ben şu ana kadar pozisyonumun yaklaşık yarısını Nvidia'da boşaltmış durumdayım. Nakite geçtim ve bilanço sonrasına bıraktım alımlarımı. Bir miktar belki kardan kaybım olabilir. Elimde kalan Nvidia'ların maliyeti oldukça düşük çünkü geçen sene Ekim-Kasım'dan beri alımdayım ben Nvidia'da. Ama 4 Mart'taki o videomdan sonra aldım Nvidia'nın bir bölümünü sattım. Çünkü fiyat bence fazla hızlı roketleyerek gitti. Şu anda şirketin piyasa değeri 771 milyar dolara gelmiş durumda. Hisseyi shortlayan hiç kimse yok. İnsanlar korkuyorlar tabii. Shortlayanlar yolda çok yanarak geldiler bu arada. Son 5-6 aydır perişan oldular. PE forward yani ileriye yönelik fiyat kazanç beklentisi 67. Bunun farkı nedir? Şu andaki fiyat kazanç yanılmıyorsam 180. Yani en son kazandığı parayla kıyaslarsak 180'lik fiyat kazanç var. İleride kazanacaklarına bakacak olsak 67 gibi gözüküyor. Bu da oldukça yüksek. Peki analistler ne demişler? Seeking Alpha analistleri hold diyorlar. Ortalama da tut diyorlar yani. Wall Street analistleri al diyorlar hala. Quant ise, quant nedir? Quant bu Seeking Alpha sitesinin bir matematik modeli hold diyor. Yani sat diyen yok burada. Ama alt tarafta son analizleri okuyabiliyorsunuz burada. Bu son analizlere baktığımızda sat diyenlerin sayısı daha fazla. Bak sell, hold, sell, bu bir yorum yapmamış. Burada bir al var, sel var ve bunların hepsinin ortak görüşü ben hepsini okudum neredeyse. Yani çok iyi bir şirket bu ama aşırı fiyatlanmış durumda bu fiyatla bu iş gitmez diyorlar. Peki niye aşırı değerlenmiş diyorlar? Valla hak veriyorum onlara. Bakıyoruz şöyle neler oluyor. Fiyat kazanç son 12 aya baktığımızda 93. Fiyat kazanç ileriye doğru baktığımızda 68. Fiyat kazanç en son performansa göre baktığımızda 179. Buna çok yüksek rakamlar diyecek hiçbir şey yok. Bakın burada sektör ortalamaları var. Mesela son 12 ayda sektör ortalaması 18.32. Oradan %400 daha pahalıyız. Fiyat kazanç ileriye doğru baktığımızda sektör ortalaması 21. Biz 68'iz. Sektörün %222 üstündeyiz. Fiyat kazanç son 12 ay gap'a baktığımızda sektör ortalaması 23.27. Onun da %669 kat üstündeyiz. Yani çok Hakikaten hisse pahalı şu anda. Şimdi şunu diyebilirsiniz haklı olarak Nvidia çok kendine özgü bir şirket. Çok özel bir teknolojisi var. Bundan dolayı Nvidia'yı kendi içinde kendisine karşı değerlendirmekle fayda var mesela. Nvidia'nın son 12 ay fiyat kazanç oranı ortaması 5 yıldır 48.65'miş. Onun da %92 üstündeyiz. İleriye baktığımızda 42.34'miş. Onun da %58 üzerindeyiz. Gap son 12 aylığa baktığımızda 64.93'miş. Onun da 175,96 üzerindeyiz. Ne diyeyim yani gerçekten oldukça pahalı. Beni uzun zamandır takip edenler iyi biliyorlar. Ben büyüme hisselerinde önemli bir indikatöre daha bakıyorum. Pack Non Gap Forward diye. Bu nedir? Burada bu deminki fiyat kazançlarını büyüme beklentilerine bölüyorsunuz. Buradaki rakamda 2,28 çıkıyor. Sektör ortalaması 1,69. Sektör ortalamasından 134 daha fazla. Nvidia'nın son 5 yılına baktığımızda ise 2.31 ortalamaya gitmiş. Onun birazcık altında. Yani ileriye yönelik büyüme modelleri gerçekçi ise burada bir de şirket ucuz değil ama çok da pahalı değil diyebiliriz. İşte bütün bunlardan dolayı zaten değerleme notu F gelmiş. F alınabilecek en düşük not değerlemede. Sadece bu geleceğe baktığımızdaki rasyoda bir C- var. Gerisi F'lerle dolu. Bir de şirketin nakit akışı kuvvetli Nakit akışı böyle fiyat deyince işte oradan da bir aynı salmış. Bu şirket pahalı arkadaşlar. Fakat pahalı olması şirketin yarın satış yiyeceği anlamına gelmez. Pahalı olması şirketin yarın çok iyi sonuçlar ve gelecekle ilgili çok iyi tahminlerle gelmesini gerektiriyor. Gelecekle ilgili çok iyi tahminler sunacaklarına aşağı yukarı eminim. Çünkü bunlar yapay zekanın güçlü oyuncusu. E, yapay zekanı gideceği yeri de biliyoruz. Ama acaba şirket yarın hedeflenen mali performans tutturacak mı? Orada biraz şüphelerim var. Bakalım ne bekliyor analistler? Hisse başı karlıkta 92 centi bekliyorlar. GAP muhasebesine göre 61 cent bekliyorlar. Ciro beklentisi 6,5 milyar dolar beni esas korkutan yer. Ve bu performansa göre de bir değerleme biçiliyor. En son çeyrekte baktığımızda 88 centlik bir hisse başı kar varmış. Bunu 92'ye çıkartabilir mi? Ben burada çok sorun görmüyorum. Ama Ciro'da endişem var mı? Biraz var. Çünkü 6.5 milyar son çeyrekte bu çeyrekte 6.5 milyar bekliyor. Yani epey bir ciro büyümesi bekleniyor. Baktığımızda Nvidia'ya 4 tane temel gelir kaynağı var. Bunlardan bir tanesi büyük veri ambarları. İşte Amazon gibi, Facebook gibi, Google gibi, Microsoft gibi şirketlerin veri ambarları. Ve bu cirosun %57'sini oluşturuyor. Bunlar çok büyüme gelecek mi? Baktığımızda bulut hizmetler tarafında genelde büyümenin yavaşladığını gördük. Neden? Dünyadaki ekonomik dertten dolayı. İleriye yönelik bu konu süper olumluyum ama buradan çok ciddi bir ciro artışının bu çeyreğe yansıyacağını tahmin etmiyorum. Çünkü pek çok teknoloji firması şu anda CapEx harcamalarında biraz kısıtıya gitmiş durumdalar. Oyun en büyük ikinci gelir kaynağı Nvidia'nın %30 ciro elde ediyor buradan. Oyun firmalarından maalesef çok iyi haberler almıyoruz. Neden? Çünkü Covid sırasında eve kapandığımızda inanılmaz oyun oynadık, yüklendik oraya. Şimdi bu iş biraz yavaşlamış durumda. Burada bir miktar ciro artışı gelir çünkü Nvidia'nın son çipleri gerçekten çok başarılı. Ama buradaki rakam gelir mi ondan pek emin değilim açıkçası. Otobüs sektörüne hizmet veriyor Nvidia hem OEM çipler üretiyor hem de otonom sürüşle ilgili çipler üretiyor. Orada bir miktar büyüme geleceğini tahmin ediyorum. Bunun dışında bir de Metaverse bacağı var Nvidia'nın. Orada pek ciddi bir büyüme beklemiyorum. Yani Nvidia muhakkak büyüyecektir. 6 milyar doların üzerinde bir ciroda getirecektir. Ama 6 milyardan 6,5 milyar dolar sıçrar mı görmek lazım. Burada olumlu bir sürpriz nereden gelebilir? Yapay zeka tarafından gelebilir. Ama bence yapay zeka ile ilgili aslında önümüzdeki dönemlerde daha fazla iyi haber alacağız. Böyle baktığımızda ben yarın şirketin hisse başı kar hedeflerini tutturacağını düşünüyorum. Ciro tarafında biraz endişem var. Şimdi biraz endişeyle hisse satılır mı hocam derseniz, ...eve satılabilir. Çünkü şirket kısa vadede aşırı mükemmeliyeti fiyatlamış durumda. Yarın satış tarafında özellikle kötü bir sonuç gelirse piyasa bunu cezalandırabilir. Ne kadar cezalandırır vallahi onu kimse bilemiyor. Bu ciroyu tutturma ihtimali var mı? Var. Artı bu ciro beklenen altında bile gelse Açıklamalar bölümünde muazzam gelecekle ilgili yeni bir vizyon, yeni bir proje açıklayıp yeniden hisseyi yukarı çekebilirler mi? Çekebilirler. O yüzden kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece bütün bu belirler ışığında kendi beklentimi anlatmaya çalışıyorum. Bir de rakiplerle karşılaştırma yapalım. Rakipler olarak buraya Taiwan Semiconductor, Broadcom, AMD yine çok önemli bir şirket, Texas Instruments ve Intel Corporation koymuşlar kıyaslamaya. Bu kıyaslamadaki şirketleri değiştirebiliyorsunuz. Bu arada Seeking Alpha'dan yararlanmak için bir indirim kuponum var. Onu da yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Gerçekten yatırımcı olmak istiyorsanız Seeking Alpha bence müthiş bir araç. Özellikle makaleler site incelemek açısından. Ben kıyaslamayı nereden yapmak istiyorum? Özellikle değerleme tarafında yapmak istiyorum. Nvidia fiyat kazanç oranı Nangep 68.57, TSM 17.93, AMD 37.58, Texas Instruments 22.77, Intel 73.06. Intel fazla pahalı bir şey. Ondan zaten tamamen uzak durmak lazım. Son 12 ay fiyat kazanç ortalamasına baktığımızda Nvidia 179, TSM 13, AMD 454. AMD de burada arada iyi şişti. Beklemiyordu bu kadar değer alacağını. Texas Instruments 19.18 Intel için bu rakamı vermemişler. Peg rasyosuna baktığımızda yani işin içine büyümeyi de kattığımızda Nvidia 2.28 TSM 3.33 burada Nvidia biraz daha avantajlı. AMD 1.38 Nvidia AMD'ye göre burada biraz pahalı kalıyor. TXN 4.94 TXN bence aşırı pahalı. Intel Corporation 22.39. Intel bu son bilançosunda çok kötü bir bilanço getirdi ama geleceğe yönelik çok olumlu mesajlar verdi. Yeniden yapılanmayı tamamlıyoruz gibi oradan dolayı hisse biraz da yapay zeka rüzgarını da arkasına alıp hızlı yükseldi. Değerleme durumda karşılaştırmalarda da böyle görüyoruz. Şimdi böyle baktığımızda özet olarak ne yapmak lazım? Nvidia uzun vade için hala çok iyi bir şirket. Uzun vade için bu değerlemeden girilir mi? Ben olsam biraz beklerim şimdiye kadar girmemişsem. Emdeki hissenin bir bölümünü sattım ama yarın eğer Nvidia cezalandırılırsa oradan bir miktar daha geri alacağım. Sattıklarımda çok ciddi kar ettim kar ettiğiniz sürece satmakta sakınca yok. Piyasada fırsatlar bitmez. Nvidia'dan çıkarsınız başka yere gidersiniz ama elimde hala yüklüce Nvidia hissesi de var. Ve gelecek bilanço sonucuna göre pozisyon alacağım. Umarım biraz kötü bir bilanço gelir de biraz düşer. Azıcık daha toplama şansımız olur. Çünkü uzun vadede Nvidia'nın yapay zekanın en büyük kazananı olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Kafanız karıştı değil mi? Ama borsa biraz karışık bir şey ve pek çok takipçimin böyle öngörülerde bulunuyorlar. Şu kesin düşecek, bu kesin yükselecek. Benim böyle öngörülerim olamıyor. Ben çok analitik bir insanım. Rakamlara bakıyorum. Ne olabileceğini görmeye çalışıyorum. Nvidia ile ilgili özet olarak da yarın Ciro tarafında bir sekme gelebilir. Geleceğe yönelik açıklamalarda da en ufak bir resesyon bizi de etkiliyor falan gibi laf gelirse onlardan Nvidia sert cezalandırılabilir. O yüzden bir miktar nakitle bu döneme girmeyi tercih ediyorum. Yarın YouTube katıl ve haddini aş kulübü için özel bir içeriğim olacak. Unity şirketini inceleyeceğiz. Unity bence yapay zekada henüz gerekli değeri kazanmamış bir firma. Oyun grafikleri üretiyor öyle diyelim. Yani bu Nvidia'nın aslında müşterilerinden bir tanesi. Yarın onu ele alacağız. Enteresan bir şirket olduğunu düşünüyorum. Hisse seni de acayip dayak yemiş durumda. Dün de bir dayak daha yedi. Benim hoşuma gidiyor. Tabii yatırım tavsiyesi vermeyeceğim ama şirketi detaylı inceleyeceğiz. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kanal hoşçakalın. Görüşmek üzere.